İyi akşamlar. Karşılaşmalarda teknik direktörümüz Macit Şümbidik açıklamalarda bulunacak. Ardından sorularınız varsa onları alırız. Buyurun hocam. Bugün gerçekten iyi bir maç, büyük bir maç çıkardık. Fomos, para mi no mesmo nivel con Fenerbahçe? Fenerbahçe ile aynı seviyede bir futbol oynadık. Gaziantep os creditó no resultado até último minuto quando tivemos dois oportunidades grandes. Tabii takım olarak Gaziantep takımı olarak bir son dakikaya kadar sonuca inandık aslında. İki tane de çok iyi bir pozisyona girdik. Eu quero dar parabéns para meus jogadores. Takımı tebrik etmek istiyorum futbolcularımı. Porque eles lutou até último minuto. Son dakikaya kadar mücadele ettiler çünkü. Parabéns para adeptos que chegou no jogo. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum buraya gelen bu stadı dolduran. Hoje ganhei espírito da equipa. Bugün takımın ruhunu kazandık aslında biz. Tivemos spirit. O takım ruhu vardı. No podemos comparar nivelo do Fenerbahçe, financiar, banco deles, tudo, con nosso equipa, mas meus jogadores no foi con nada inferior de jogadores deles. Tabii Fenerbahçe'yi de kendimizi aslında kıyaslayamayız finansal olarak, kadro olarak, yedek kulübesine bile baktığımız zaman. Ama benim oyuncularım ondan aşağı kalmadı, onlardan aşağı kalmadı, onlar kadar mücadele etti, iyi oynadı. Tácticamente fechamos muito bem. Tabii taktiksel olarak çok iyi kapattık. E quando acabou o jogo, eu estou pouco assim curioso porque acho que eles ganhou com Real Madrid e ganhou Taça da Europa. Tabii maçın sonunda biraz ben sürpriz oldu benim için. Çok seviniyordu rakip takım. 1-0'a rağmen herhalde Real Madrid'e karşı kazanmış gibi, sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi ya da Avrupa Kupası kazanmış gibi. Para mí está muito melhor. Tabii benim için bu daha iyi. Porque eles tiveram medo deste jogo. Çünkü bu maçtan gerçekten korktuklarını gösterdiler. Eles sempre ganham 7-0, 5-0, 4-0. Çünkü sürekli Fenerbahçe 7-0, 5-0, 4-0 gibi sonuçlar aldığı için. Mas hoje sofreu muito. Ama bugün gerçekten acı çekti. Eu estou muito feliz que fazer Fenerbahçe para sofrer. Tabii ben gerçekten bugün mutluyum aslında. Biz rakibimizi, büyük bir rakip olmasına rağmen Fenerbahçe'yi acı çektirdik. E também quero dizer uma coisa. Tabii bir şey daha eklemek istiyorum. Eu nunca falo do árbitro. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Porque não é meu problema. Çünkü benim problemim değil aslında. Mas tudo duelos que foi 50-50% foi só no um lado deles. Tabii bugün aslında baktığımız zaman ikili mücadelelerde hep %50-%50 şans hakkını kullanması gerektiği yerde hep Fenerbahçe'ye hak tanıdı hakem. Para nós direto sempre amarelo, sempre amarelo. Yani bize karşı da sürekli yani sarı kartına başvurdu direkt olarak. Para eles nunca. Ama onlara karşı hiçbir kart çıkarmadı kolay. Mas tô feliz. Ama mutluyum. Tenho mais 18 jogo. Çünkü 18 maçımız daha var. Preciso coletar ponto. Puan toplamamız gerekiyor. E para ficar na liga. Ligde kalmak için. Porque quando cheguei aqui. Çünkü buraya geldiğim zaman. Depois 5 jogos com 0 pontos. Çünkü 5 maç sonunda 0 puanlı bir takım var. Não é fácil para coletar ponto rápido. Tabii puan toplamak çabuk bir şekilde kolay değildi. Tivemos muito equipas atrás de nós. Cheguei do começai do último. Tabii bizim önümüzde çok takım vardı aslında. Biz sondan başladık. E agora é preciso concentrar no próximo dois jogos. Hemen acil bir şekilde önümüzdeki iki maça konsantre olmamız gerekiyor. Sivas ve Konya. Sivas ve Konya maçı özellikle. Esto é final para nós. Bizim için final maçları bunlar. Com Fenerbahçe é bonus. Fenerbahçe tabi bizim için bir bonus maçı aslında. Taticamente jogamos muito bem, mas ofensivamente ainda sofremos, não criamos muitas chances. E sobre a transferência, período de transferência, queres falar alguma coisa? Quantas equipas da Turquia faz problema para Fenerbahçe ofensivo? Kaç tane Türkiye'de takım Fenerbahçe'ye ofensif olarak problem yaratabilir sizce? Konya perdeu 7-1. Konya 7-1 kaybetti. Perdemos 1-0. E último minuto tivemos dois oportunidades Dragos. Son dakikalarda iki tane pozisyona girdik. Hatta Dragos'un pozisyonu netlerinden biriydi. Primera parte Mbakata Sozinho. İlk yarıda hatta Mbakata'nın pozisyonu bomboş pozisyonda.
Quantos equipas tienen esta oportunidad con Fenerbahçe? Fenerbahçe'ye karşı kaç tane ekip Türkiye'de bu şansları yaratabilir? Vist que jugadores entró? Entró un jugador que decidió el juego como Irfan Can. Ya yedekten giren oyuncuları gördünüz mü yani? İrfan Can girdi mesela. Entró Batshuayi. Batshuayi. Entró Bonucci. Bonucci girdi. Vamos falar sobre qué? Yani bununla ilgili ne konuşabiliriz ki zaten? Tabii, esta no es excusa. Tabii bu bahane değildir tabii ki de. Mas vamos ver tamay positivos. Tabii pozitif taraflarını da görmemiz gerekiyor. Porque eu 3 anos atrás ganhei com Fenerbahçe em casa. 3 yıl öncesinde Fenerbahçe'ye karşı burada kazanmıştım. Mas Fenerbahçe não é como agora. Fenerbahçe şu anki Fenerbahçe gibi değildi ama o zaman. Vamos trabalhar com başkan. Vamos trazer, já trazemos jogador, meio campo. Vamos trazer mais dois. Şimdi başkanla tabii çalışacağız transfer konusunda. Bir tane zaten orta saha getirdik. İyi ama iki tane daha transfer yapacağız. E para mim, eu não quero. Se eu fica primeiro equipa do que fica na liga, eu tô feliz. Tabii ben eğer sondan bir önceki takım olursam, ligde kalırsak bile benim için mutluyum yani. Este é meu objetivo. E hoje, hedefimiz ligde kalmak. Meu objetivo foi para ganhar espírito da equipa. Bugün benim hedefim aslında takımın ruhunu kazanmaktı, onu da başardık. Eu penso que ninguém não pode dizer nada sobre a atitude, sobre o caráter de meus jogadores. Tabii bugün hiç kimse benim futbolcularımın karakteri, duruşuyla ilgili sahada hiçbir şey söyleyemez, hiçbir eleştiri yapamaz. Soru var mıydı başkanım? Buyurun. Hocam ikinci geçmiş olsun. Espero que já se melhore. O Ismael Kartal ele falou que o campo muito mal e esse afetou também o futebol deles. Oh, Ismael Kartal falou sobre Ismael Kartal. Ismael Kartal must to speak for the tactic, must to speak for football. Don't speak for field, don't speak for nothing. This is why I speak about this. He must to respect everybody. This is the field. This is the field. Also, we play in this field. Why they speak about the field? If they want, speak with Fenerbahçe and they play all the game in Fenerbahçe stadium if they want like this. Okay, make paper in Federation and we play just in Fenerbahçe, in Istanbul. What? This is Gaziantep. If they accept, okay. If they don't accept, it's Ismail Kartal. Okay, go my friend. Şimdi hocanın saygı duyması gerekiyor aslında İsmail hocanın. Yani onun sadece taktikle, futbolla ilgili konuşması gerekiyor. Zeminle konuşmaması gerekiyor. Yani bunları niye konuşuyor bilmiyorum. Sonuçta biz de Gaziantep'iz. Biz burada oynuyoruz. Ama istiyorlarsa Fenerbahçe stadında da oynayabiliriz. Federasyondan bir izin çıkartabilirse eğer kendisi ya da bir evrak imzalayabilirse isterse bütün maçları orada oynayalım yani. Ama burası Gaziantep. Biz böyle oynuyoruz. Biz de bu zeminde oynuyoruz sonuçta. Ele precisa respectar o clube. E precisa respectar Gaziantep como cidade. E precisa respectar o adeptos. Não pode falar isso. Não pode falar isso. Se você é profissional, não fala do campo, não fala de nada. Porque não jogamos no cidade. Jogamos num estádio. Este é nosso estádio. O que vamos fazer? Sabe, hocam, achas que eu fazei campo mal? Não. Este é estádio do Gaziantep. Ismael Kartal. Şimdi tabii hocanın şehire, taraftarlara, herkese kulübe saygı göstermesi gerekiyor. Sonuçta profesyonel anlamda baktığınız zaman yani zeminle ilgilenmemesi gerekiyor. Sonuçta buranın zemini böyle, sahamız böyle, şehrin zemini böyle. Ama istiyorsa gider şehirde de oynarız, şehrin ortasında bir yerde de oynarız ama zemin böyle. Biz bu zeminde oynuyoruz. Yani o da burada oynamayı kabul etmesi gerekiyor. Yo, se for no Sivas agora, está minus 8 grados e vamos jogar num fraco campo, eu vou dizer que não ganhei lá ou não leva ponto porque fraco campo lá? Şimdi biz mesela Sivas'a gideceğiz, belki hava eksi 8 derece olacak, orada da hava çok kötü olacak, zemin kötü olacak. O zeminde biz mesela puan kaybettiğimiz zaman bu da benim bahanem mi olacak ya da futbol kötü oynadığımız zaman? Até agora, eu respeitei muito tudo turcos. Tudo, treinadores turcos. Mas eu não aceito para brincar com meu cidade, com meu estádio. Quem é Ismael Kartal? Quem é? Şimdi, por que fala de isso? Fala de jogo. Şimdi şu ana kadar ben şunu söylemek istiyorum. Bütün Türk teknik direktörlere ben saygı duyuyorum aslında ama burası benim şehrim, burası benim stadım. Hocanın saygı duyması gerekiyor. Yani İsmail Kartal saygı duyacak ve yapacak başka bir şey yok.